Herkese merhaba. T24 seyircilerine günaydın. Seçim sürecinde adaylara ama özellikle farklı bölgelerden farklı yaklaşımlarla bu seçime girecek olan adayları almaya ve size tanıtmaya devam ediyoruz. Ahmet Faruk Ünsal, aslında tanıyorsunuz onu, Mazlumlar'ın eski genel başkanı. Uzun yıllar aynı hem sivil toplum örgütlerinde görev aldı ama aynı zamanda siyasetle de her zaman iç içe oldu. Bugün artık Saadet Partisi'nin Adıyaman'dan belediye başkanı adayı. Bugün de T24'te konuğumuz. Gönül isterdi ki biraz önce kendisine söyledim, Adıyaman'a gidip bu röportajı kendisiyle yapayım ama bugün dijital medya olarak dijital imkanlarımızla kendisini ağırlıyoruz. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hem seçim sürecinde hem de seçimden sonra seçilirsek inşallah yine sizi ağırlamaktan onur duyarız efendim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii Saadet Partisi belki baktığımız zaman oy oranı açısından çok büyük bir potansiyeli temsil etmiyormuş gibi görünüyor ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de öyleydi, bu seçimde de öyleydi. Nokta atışıyla aslında seçimin yönünü değiştirebilecek bir kritik pozisyonda duruyor. Şimdi siz Adıyaman gibi bir ilde Saadet Partisi'nin adayısınız. Ama sadece Saadet'in adayı değilsiniz anladığımız kadarıyla. Çok daha geniş bir kitleyi ve seçmeni içinize almayı, en azından yanınıza çekmeyi hedefliyorsunuz. Nasıl bir koalisyon mudur bu? Nasıl tanımlarsınız? Kimlerin oyuna talipsiniz? Şirin Hanım, herkesin oyuna talibiz. Öncelikle AK Partililerin oyuna talibiz. Çünkü AK Parti Adıyaman'da Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir destekle her seçimi burada bitiriyor. Dolayısıyla tabii ki öncelikli olarak AK Partililerin oylarına talibiz. Onların oyu olmadan seçim almak mümkün değil. Ama bizim adaylık sürecimiz Türkiye'deki geleneksel adaylık sürecinden çok farklı gelişti. Zannediyorum herhalde bir tek Adıyaman'da bu süreç işledi. Eğer biz başarılı olursak, henüz tabii 19'una kadar listeler verilmediği için şu anda adaylık süreçleri devam ediyor ama belki muhtemelen ileride olacak adaylıklarda bize bakarak Adıyaman modeli üzerinden farklı bir adaylık süreci geliştirebilirler. Bizim farklılığımız neydi? Bir, Türkiye'de siyaset çok çok tıkandı, çok sert gidiyor. Yani şu anda iktidar blokunu oluşturan işte Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin liderleri ya da çok üst düzey temsilcileri çok yakın bir geçmişte birbirlerini ağza alamayacak hakaretlerle birbirlerini suçluyorlardı. Bugün işte bir beka meselesi dedikleri bir mesele üzerinden birleştiler. Ve karşı tarafta yani kendileri gibi olmayanlar üzerinden düşmanlaştırıcı, ötekileştirici, kriminalize edici ve kimi zaman da adliyeleri de, savcıları, hakimleri de bir anlamda şey yaparak, harekete geçirerek siyaseti çok sert bir usul üzerinden götürüyorlar. Bu Adıyaman'da da böyle. Adıyaman'da da siyaset çok çok sıkıştı. Dolayısıyla Adıyaman özelinde halkımız ya bu kadar sert, bu kadar merhametsiz, bu kadar nezaketsiz, bu kadar düşmanlaştırıcı bu siyaset üsluna nasıl cevap veririz sorusuyla doğal olarak ilgilendiler ve bütün farklı siyasal gruplar, hatta AK Parti içerisindeki memnuniyetsizler, farklı inanç grupları, farklı meslek grupları, farklı sivil toplum kuruluşları, gerçekten çok çok farklıydı bunlar, bir araya gelerek yani bu karanlık tablodan nasıl çıkarız üzerinde düşündüler ve bir şekilde benim adaylığımla ilgili bir mütabakat olmuştu. O yüzden biz şunu söylüyoruz, bu adaylık süreci genel merkezlerin, genel başkanlıkların odalarından değil, doğrudan sokaktan geliyor. Biz çatı adayı değiliz, taban adayıyız. Adıyaman'da herkesin adayıyız, gerçekten sokağın adayıyız. Bu mütabakatı sağlamış olmak Adıyaman'ın bir başarısıdır. Türkiye'ye bundan sonra siyaset yapacaklara bir önemli bir örnek olacaktır. Türkiye'ye bir Adıyaman modeli böylece eğer başarılı olursak inşallah getirmiş olacağız. Sadece Türkiye'de belki Orta Doğu'ya da. Evet, çatı adayı değil, taban adayım diyorsunuz. Taban şimdi bu önemli. Bu BK meselesine ve diğer partilerin
seçmenlerini nasıl ikna edeceksiniz meselesine birazdan geleceğim ama öncelikle bu dil üslup meselesinden girdiniz onu sorayım. Yakın zamanda Devlet Bahçeli MHP lideri bir araya gelen muhalefet liderlerini ve onların adaylarını zillet ittifakı olarak nitelendirdi. Geçen akşam da TRT'ye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayın Bahçeli zillet diyor, bense illet diyorum olarak tanımladı. Cevabınız var mı? Zillet ittifakı tabii ki cevabımız var. Nasıl? Biz bir kere biz hizmet için geliyoruz. Ne de kimseye illet olmak için, ne de kimseyi zillete düşürmek için değil. Kişi uslubunca, kendisine yakıştırdığı uslubça malumdur. Biz nezaket dilinden ayrılmayacağız, hizmet dilinden ayrılmayacağız. O yüzden daha fazla Türkiye'yi yormanın, germenin ve bir belediye başkanlığı seçimini bir beka meselesi gibi göstermenin doğru olmadığına inanıyoruz. Nihayetinde olsa olsa belki bazı insanların koltuklarının bekasıyla ilgili bir sorun olabilir ama biz bunu bir hizmet meselesi olarak görüyoruz ve bu sert, yakışıksız, nezaketsiz dili Sayın Cumhurbaşkanımıza da, Sayın Devlet Bahçeli'ye de ben yakıştırmıyorum. Lütfen siyaseti yumuşatsınlar. Bizim barışa, kardeşliğe, dostluğa ve hizmette yarışa ihtiyacımız var. Husumeti, sertleşmeyi, düşmanlaştırmayı arttırmak değil, dostluğu arttırmak istiyoruz biz. Şimdi aslında ilk defa bu seçimlerde belki de muhalefet daha önce bir araya gelmek konusunda hep çok sıkıntılar yaşadı ideolojik farklılıklar nedeniyle. Ama bu sefer çok farklı bir tablo görüyoruz. Belki de uzun zamandır görmediğimiz bir tablo. İsmini koymadan farklı bölgelerde farklı işbirlikleri diyelim, destekleme diyebiliriz. Bu yola gitti muhalefet partileri. İşte bazı yerde Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin dirsek temasını görüyoruz. HDP dedi ki ben kendimden büyük fedakarlık yaparak 3 büyük şehirde demokrasi için aday çıkarmıyorum. Böylelikle bölmemeye çalışıyorum gelebilecek oyları, sosyal demokrat oyları, sosyalist oyları böyle dedi. Saadet Partisi ile yine dirsek temasına devam ediyor. Aslında adı konulmamış geniş bir koalisyondan bahsediyoruz. Türkiye'nin seçmenlerinin %50'sini belki daha fazlasını kapsayan bir koalisyondan. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile bir araya gelmesi tamamıyla çıkarcılıktır. Çünkü ortak bir noktaları yoktur. Bunu söylerken de aslında dini unsurlar üzerinden bu tanımlamayı yapıyor anladığımız kadarıyla. Çünkü Saadet Partisi daha muhafazakar, İslami değerleri daha fazla ön plana çıkaran seçmenleri temsil ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise daha Kemalist, daha laik değerleri ortaya çıkaran bir tabandan bahsediyor. Öyle mi gerçekten? Yani Saadet'le CHP'nin ya da İYİ Parti'nin çıkar bir ilişkisi mi var? Çıkarcı bir ilişki mi yürütüyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi? Şimdi Şirin Hanım, esasında Türkiye'de siyaset 16 Nisan referandumuna doğru giderken büyük bir bloklaşmaya ve farklılaşmaya başladı. Şimdi devleti denge ve denetleme mekanizmaları olmadan bütün yetkiyi tek kişiye vererek, hatta maalesef Türkiye'de artık örneğini görüyoruz, tek kişinin de ailesine vererek devleti ve kamuyu tekelleştirmekten yana mısınız? Yoksa denge ve denetleme sisteminin olduğu, parlamentonun daha güçlendiği ve daha hesap verebilir, daha şeffaf bir yönetim mi olsun meselesi oylandı Türkiye'de. Bu oylama olağanüstü hal koşullarında maalesef yapıldı ve çok tartışmalı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın işte bütün itirazları henüz devam ederken ya da itirazları kulağını kapatarak atı alan Üsküdar'ı geçti demek suretiyle sonucunu ilan ettiği tartışmalı bir başkanlık rejimine geçti. Esasında 16 Nisan rejimine doğru giderken ve oylamada Türkiye'de bu iki farklı bloklaşma oldu, siyasal bloklaşma. Dolayısıyla şu anda dünyaya nasıl baktığınız, işte hangi dini değerlere önem verdiğiniz ya da dini değerleri kişisel hayatınızda ne kadar uyguladığınızla ilgili bir sorun yok ortada. Çünkü devlet hepimizin, kamuya ait bir organizasyon. Siz kişisel hayatınızda herhangi bir dine uyabilir veya uymayabilirsiniz ya da bir dinin
ritüellerine dikkat eder ya da etmezsiniz. O sizin tercihiniz. Sizin namaz kılmanız beni ilgilendirmez. Kamuyu da ilgilendirmez. Ama sizin kamu bütçesini nasıl yönlendirdiğiniz, kamudaki makamları akrabalarınıza mı, yoksa yandaşlarınıza mı, yoksa halka adil olarak mı dağıttığınız, hizmeti yandaşa mı, yoksa bütün vatandaşa mı adil dağıttığınız, kamu bütçesini kullanırken kendinizi gerek basınla, gerek Sayıştay'la ve gerek diğer denetleme kurumlarıyla denetlemeye açıyor musunuz, açmıyor musunuz? Meselesidir bizi ilgilendiren. Siz namaz kılmazsınız, adil yönetim yaparsınız. Öbürkü namaz kılar, son derece kötü, yolsuzluk yapan bir yönetim yapar ise, ben bir Müslüman olarak burada hangisini tercih edeceğim? Tabii ki adaleti gözeten yönetimi tercih edeceğim. O yüzden kamu yönetimi esasında, yani kamunun kaynaklarının nasıl yönetileceği, devletin nasıl yönetileceği meselesi, adalet üzerinde bizim ortaklaşacağımız bir meseledir. Dolayısıyla biz buna mutlaka bir at koyacak isek, adalette birleşenler ittifakı demek bence işte namaz kılanlar kılmayanlar, onlar kılıyor, bunlar kılmıyor, niye bunlar beraberdir demekten daha doğru bir adlandırmadır. Biz de burada Adıyaman'da, sokakta, tabanda adaleti, kamu kaynaklarının ihtiyaç sahiplerine öncelikli olarak götürülmesini, mahrum olanları, hizmetten unutulmuş olanları önceleyenlerin ittifakını kurmaya çalıştık. Bu çok sağlıklı bir şeydir. Kişisel hayatınızda dindar olursunuz, olmazsınız. O Allah'ın sizinle ilgili, sizin Allah'la ilgili ilişkinizdir. O bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şey adalettir. O yüzden bakın şunu söyleyip tamamlayacağım. Hazreti evet. Ali'ye diyorlar ki, devletin dini nedir? İmam Hazreti Ali de diyor ki, devletin dini adalettir. O yüzden eğer adalet üzerinde birliktelik sağlanıyorsa, bu birliktelik illet, şer, zillet ittifakı olmaz. Olsa olsa adalet, haysiyet ve yüce değerler ittifakı olabilir. İlla bir at koyacak isek. Adalete birleşenler ittifakı. Bu güzel. Manşetimiz belki de bu olabilir. Peki şimdi Adıyaman özelinde sormak istiyorum. Malum Adıyaman muhafazakar illerimizden bir tanesi. AK Parti tarafından yönetiliyor. Ama bunun ötesinde hem muhafazakar ama bir de en önemlisi koyu dini cemaatler var. Üstelik bu cemaatlerin devlet yapılanması içinde önemli bir paya sahip olduğu basına yansıdı. Bazı bakanlıklarda örgütlendiği yansıdı. Dolayısıyla Adıyaman'daki bu dini cemaatlerin bugün merkezi yönetimde de ciddi bir payı olduğu ortaya çıkmıştı bir dönem önce. Dolayısıyla siz Adıyaman'da nasıl kazanacaksınız? Yani AK Parti seçmeni nasıl ikna edeceksiniz? Bu cemaatlere bir şekilde inanmış vatandaşı nasıl kendinize çekebilerek gidişatı anlatabileceksiniz? Burada bir stratejiniz var mı? Ne düşünüyorsunuz? Çok uzun bir soru. Parça parça cevap vermek isterim. Birincisi şu. Bakın devlette herhangi bir cemaatin örgütlenmiş olmasının, yani devletin kendi hiyerarşik yapısına alternatif bir başka hiyerarşiye tabi bir bürokrasi kurmanın ne kadar büyük bir maliyetle bizim önümüze çıktığını biz 2,5 yıl önce gördük bir darbe teşebbüsüyle. Dolayısıyla biz insanların kimi sevdiğini, hangi çevrede gidip sohbet ettiğini, kiminle birlikte çay içtiğini dikkat etmiyoruz, bunu önemsemiyoruz. Ama eğer devlet içerisinde bir bürokratik bir yerde görev yapacak iseniz, yapıyor iseniz mutlaka devletin kendi bürokratik hiyerarşisini öncelemeniz gerekir. Evet, Adıyaman'da tabii ki oldukça dindar bir şehir ama dindarlığın en önemli alameti farikalarından, yani fark edici özelliklerinden biri de dindarların ve dindarlığın adalete de en az kişisel ibadetlere verdiği önem kadar önem veriyor olmalarıdır. Ben Adıyamanlı dindar seçmen kardeşlerimin bizim adalet konusundaki yaklaşımımızı ve bu konuda tabanda oluşmuş olan büyük talebi dikkate alacaklarını ve buna uygun yaklaşacaklarını, buna uygun bir
yaklaşım içerisinde olacaklarına inanıyorum. Bakın bir şey daha söylemek istiyorum. Bugün bizleri işte şunlarla bunlarla neden berabersiniz diye itham eden, bunu bir suçmuş gibi gösterenlerin esasında 15 Temmuz'da dahil olmak üzere, yani devletin bir paralel hiyerarşiyle yönetildiği o süreçte bizler 15 Temmuz gecesi halkın iradesine sahip çıkıp sokaklarda halkın iradesini savunurken kendi parti genel merkezlerinin Twitter adresinden halkla orduyu karşı karşıya getirecek çağrıya uymayın diye tweet attıklarını biliyoruz. Dolayısıyla burada kim gerçekten halkın ve halkın iradesinin yanında, kim tablo değiştikten sonra halk iradesinin yanına geçti meselesine bence tekrar dikkat etmek lazım. Ne demek istediğimi herhalde anlatabildim. Çünkü bu tweetler sonradan silindi ama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nden 15 Temmuz gecesi işte Türk Silahlı Kuvvetleri'yle halkın karşı karşıya getirilmesi oyununa ülkücüler gelmemelidir gibi bir takım tweetler vardı. Sonra silindi. Dolayısıyla gerçekten bir millet iradesi ve millet iradesine sahip olanlar gibi bir hassasiyet var ise biz Saadet Partisi ve Ahmet Faruk Ünsal ve bizim arkadaşlarımız 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız sokağa davet etmeden önce biz sokağa çıktık. Sayın Cumhurbaşkanımız sokağa davet edince de sokakta kalmaya devam ettik. Bu meseleyi milletin iradesi ve namusu meselesi olarak görmüş. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımıza kimin de ittifak yaptığına dair biraz daha dikkat etmesini rica ederiz. Bunu Cumhurbaşkanı'nın geçen günkü sözüne de atıfla söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Çünkü dedi ki 15 Temmuz akşamı sadece MHP ve AK Parti tabanı sokaklardaydı. Diğer partilerin tabanı ya da diğer vatandaşlar orada değildi. Oysa biliyoruz ki buna da atıfta bulunduğunuzu tahmin ediyorum değil mi? Sadece sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanımız tabii o gece kendisi hedefteydi doğal olarak. Yani çok büyük risk altındaydı ama şuna inansın ki sadece şey değil, AK Partililer değil, biz Saadet Partiler, diğer partiler de HDP'ler ve CHP'ler de sokaklardaydı. MHP'lerin bir kısmı da muhtemelen sokaktaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız belki olayların sıcaklığı ve heyecanında yeterince bilgi sahibi olmamış olabilir ama herkesin emeğini, herkesin hakkını teslim etmek lazım. Çünkü bakın, yani adalet demek aynı zamanda emeğe, hakka riayet etmek de demek. Biz emek verdik 15 Temmuz gecesi milletin iradesi hakim olsun diye. Bu emeğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız takdir etsin diye tabii ki yapmadık. Böyle bir gayret içerisinde değildik ama emeğimizin takdir edilmesini de elbette isteriz. Buradan diyorum Cumhurbaşkanımızın eksik bilgilendirmesiyle ilgili. Evet, şimdi Ahmet Bey, siz Ahmet Faruk Ünsal olarak Mazlum Der Başkanı ama siz de şahsınızda gerçekten hem 90'lı yıllarda hem sonrasında insan hakları konusunda, mazlumların haklarının korunması konusunda çok ciddi çalışmalar yaptınız. Uludere baskınını hatırlayalım, katliamını hatırlayalım. O dönemde acılı ailelerin yaralarının sarılması, bu işin meclis komisyonlarında araştırılması için çok ciddi çalışmalar yaptınız. Şimdi geldiğimiz, dayandığımız nokta, keza yine çözüm süreci, barış süreci sırasında. Geldiğimiz, dayandığımız noktada şu dil Millet İttifakı tarafından çok kullanılıyor. Cumhur İttifakı tarafından çok kullanılıyor. Yani MHP, AK Parti ortaklığı tarafından. HDP eşittir PKK. Pek çok yerde buna vurgu yapıyorlar ve HDP'nin oy aday çıkarmayarak ya da dolaylı olarak desteklediği ya da açıkça desteklediği durumlarda da
işte PKK'nın desteklediği Saadet Partisi, CHP ya da İYİ Parti olarak kriminalize, marjinalize etmeye çalışıyorlar. HDP demek bugün 6 milyon Kürt seçmenin oyu demek. Bu konuda ne diyeceksiniz? Saadet Partisi'nin de muhafazakar eğilimli Kürtlerden oyu var, desteği var. Bölgedeki durum ve bu söylemin karşılığının ne olduğunu bölgede biraz bize açıklayabilir misiniz? Şunu söyleyeyim, bir kere Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi, belki de en büyük, en önemlisi, siyasetin yargıya müdahalesi. Şimdi bakın, siyasi partileri denetlemekle yükümlü olan bir kurum var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. Bu kurum, yani bir anayasal görev olarak siyasi partileri denetler. Onların faaliyetlerinde herhangi bir şekilde kapatmaya veya cezalandırılmaya dair bir kuşkusu, bir şeyi, kanaati olursa bununla ilgili Anayasa Mahkemesi'nde dava açar. Eğer bir siyasetçi, böyle bir dava yok ise, üstelik bu siyasetçi devletin bütün yetkisini elinde toplamış birisi ise, bu şekilde konuşması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına talimat anlamını taşır. Yani talimattır demiyorum ama böyle bir anlamı ifade eder. Bir de siyasi partiler yasasında şu anda tam rakam hatırlamıyorum, galiba %7, emin değilim. %7'den fazla oy alan siyasi partilere biliyorsunuz hazine yardımı yapılıyor. Ve bahse konu olan parti de işte %10'un üzerinde oy aldığı için hem faaliyetlerini yürütüyor, hem mecliste milletvekilleri var, hem de hazineden yardım alıyor. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi ise, yani HDP PKK'nın aynısı ise, eşiti ise, o zaman şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönettiği hükümetin hazinesi PKK'ya yardım yapıyor demektir. O zaman PKK'ya yardım yaptığı için Sayın Cumhurbaşkanı da buna engel olmadığı için kendi kendisini suçlamış oluyor. Bu siyaseten de doğru değil, hukuken de doğru değil. Üstelik az önce ifade ettiğiniz gibi 6 milyon veya 6 milyondan daha fazla insanı doğrudan hedef alan, suçlayan bir yaklaşım sosyolojik olarak da toplumsal barış açısından da doğru bir yaklaşım değil. Türkiye'nin hakikaten barışa ihtiyacı var. Son dönemde hem AK Parti hem de Milliyetçi Hareket Partisi hepimizi çok çok yordu, çok bıktırdı. Yani onlara sesleniyorum, rica ediyorum, lütfen barışa ihtiyacımız var, huzura ihtiyacımız var, hizmete ihtiyacımız var. Bakın çok korkunç bir hayat pahalılığıyla karşı karşıyayız. Büyük bir enflasyon ve işsizlik var. Faizler aldı başını gidiyor. Bunlar bağırarak örteceğimiz konular değil. Lütfen sakinleşelim. Hepimiz bu milletin, bu devletin, bu halkın huzuru için yarışıyoruz, yarışacağız. Bu mesele nihayetinde bir yerel seçimler konusudur. Kim daha iyi yönetecek meselesidir. Yerel seçimleri kendi anlamının dışına taşırarak, toplumu yorarak, kutuplaştırarak bu sorunların üstesinden üstünü örtemeyiz. Siz beka seçimi derseniz hayat pahalılığı, bir kilo yeşil soğan 18 liraya çıkmış. Neredeyse avokado fiyatına. Şimdi bütün bu pahalılığı üzerine örtemezsiniz. Hatalar yapıldı. Tabii ki hizmet de yaptılar. Eyvallah. Yaptıkları hizmetlerden dolayı elbette teşekkür ederiz ama son zamanlarda yoruldular. Bir miktar dinlenseler onlar için de, Türkiye için de, hepimizin de iyi olacak. Biz o yüzden bu mahalli seçimleri hem daha iyi hizmet yapabilmenin imkanı olarak görüyoruz, hem de uzun süredir koşmakta olan, koşarken iyi işler de yapan ama artık yoruldukları için bizi de yoran bu siyasal kadronun bir süre dinlenmeye çekilmesinin önemli olduğunu, onlar için de ve Türkiye için de ve belki Orta Doğu'daki huzur için de önemli olduğunu düşünüyoruz. Biraz dinlenirlerse, bakın muhalefette kalmak öyle ölüm falan değil. Çok kötü bir şey de değil. Muhalefet de nihayetinde demokrasinin en önemli kurumudur. Bakın muhalefetin olmadığı
sadece iktidarın olduğu devletler faşist devletlerdir, tek parti devletleridir ya da kraliyet rejimleridir. Biz demokrasiyiz. İktidar kadar muhalefet de demokrasinin meşru bir kurumudur. O yüzden bir süre dinlenmek sağlığa da iyi gelir. Peki, size son sorum, tabii Adıyaman için ne yapacaksınız sorusu olacak ama kısa bir cevapla bir soruyla önce başlayayım. Şimdi bu beka sorunu diyor Cumhurbaşkanı, yani sürekli olarak Suriye'deki savaşa atıfta bulunuyor ama daha da önemlisi, eğer biz kazanamazsak CHP ile birlikte işte toplumsal iç savaş çıkabilir, işte çeşitli örgütler sokaklara çıkabilirler, efendim işte yeniden şehir çatışmaları çıkabilir. Sürekli bunlara atıfta bulunuyor. Suriye Savaşı'ndan en fazla etkilenen illerin başında geliyor Adıyaman aslında. Hem göçmen alarak, hem biliyorsunuz bir takım IŞİD'in yan yapılanmaları, Adıyaman'da ortaya çıktılar, hücre yapılanmaları. Bundan dolayı çok ciddi tartışmaların merkezine oturdu vesaire vesaire. Siz gerçekten ciddi bir istikrarsızlık, beka sorunu, yeniden çatışmalar gibi tehlikelerin ortaya çıkabileceğini düşünüyor musunuz? Doğu asla ve Güneydoğu illerinde. Dün Sedat Peker... Hiçbir şartta böyle bir şey düşünmüyorum. Çok iyi olur. Gerçekten yoruldular. Bir süre dinlenseler kendilerini de update edecekler, güncelleyecekler. Nerede hata yaptıklarına dair kafalarını yorulacaklar. Toplum da rahatlayacak. Bu kadar düşmanlaştırıcı, ötekileştirici, muhalefeti susturucu basını neredeyse tekerleştirdiler. Muhalefet eden insanlar artık soluklarını mahkeme salonlarında almaya başladılar. Türkiye bu kadar renkliliğiyle, çeşitliliğiyle ve bu kadar büyük bir nüfusuyla bu tek sesliliği kaldırmaz. Hakikaten bunun devam etmesidir esasında Türkiye'yi. Devam etmesi halinde Türkiye sıkıntıya girer. Ama bir değişiklik Türkiye'yi çok rahatlatacaktır. Şirin Hanım, gelince Suriye meselesine gelince, evet Adıyaman'da Suriyeli bir nüfus vardı ama Adıyaman gerçekten bölgenin en ideal toplumsal barışına sahip şehirlerden bir tanesidir. Belki de Türkiye'nin en ideal barış şehridir. Adıyaman'da çok şükür herhangi bir sıkıntımız olmadı. Tek tük bu IŞİD'le anılan belki tek tük insanlar çıktı ama inanın bütün bu dışarıdan yapılan müdahaleler zorlamalı. Adıyaman'daki bu çeşitliliği ve farklılığı parçalayamadı. Çünkü yüzyıllar içerisinde oluşmuş beraber komşuluk hukukunu çok kurumsallaştırmış bir kenti bu tür müdahalelerle bozmak, toplumsal barışını bozmak çok zor. Şunu ifade etmek isterim. Suriye politikası gerçekten Türkiye'nin çok canını yaktı, çok büyük maliyetler getirdi. Hatırlarsanız bir Rus uçağı düşürülmüştü Türkiye sınırında. Hatırladınız değil mi? O Rus uçağı düşürüldüğü zaman hem Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu Bey hem de Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey ikisi de uçağı ben düşürdüm yarışına girmişti. Biri talimatı ben verdim, öbürkü ben verdim diye günlerce muhtarları toplayarak işte televizyonlarda, ekranlarda, gazetelerde işte iyi ki düşürdük, gelirlerse bir daha düşürürüz gibi şeyler oldu. Ondan sonra Türkiye Suriye sınırından burnunu uzatamadı. Bu sefer Rusya'yı ikna etmek için S-400 füzeleri aldılar. Rusya'ya bir anlamda bir hani rüşvet gibisi bir şey oldu. Bir savunma yatırımı Rusya'ya yöneterek Rusya'nın gönlünü aldılar. Bu sefer Amerika oradan dedi ki NATO üyesi ülkenin ordusunda Rus yapımı füzeler olmaz. Bu sefer Amerika'yı ikna etmek için Patriot füzeleri Amerika'ya ve İngiltere'ye bir takım füzeler sipariş edildi. Şimdi bakın siz Suriye'de bu kadar yapa yaparsanız bir büyük devleti ikna için ondan silah alır. Kızdırdıklarınızı da ikna etmek için gidip onlardan da silah alırsanız bu sefer bütçenizi bu yanlış dış politika nedeniyle silah tüccarlarının cebine ve büyük devletlerin cebine aktarmış olursunuz. Bütçeyi oraya aktardığınız zaman ne olur biliyor musunuz? Yağmur yağdığı zaman Adıyaman'ın sokakları sular asar. Adıyaman'da işsizlik artar. Bütün Türkiye'de ve Adıyaman'da hayat pahalılığı artar. Dolayısıyla esasında dış politikadaki hataların doğrudan iç politikaya, işsizliğe, hayat pahalılığına ve diğer altyapı sorunlarına doğrudan etkisi olur. Çünkü kaynağınızı doğru yere aktarmamış olursunuz. O yüzden
bir bütün hakkında konuşuyoruz. Dış politika bir taraftan da baktığınız zaman doğru yürütülmüyorsa içeride hizmetlerin doğru yansıtılmamasına sebep olur. Kaynakların doğru yönlendirilmemesine sebep olur. Son soru olarak kısa kısa tabii ki projelerinizi anlatacaksınız Adıyamanlılara ve bütün bölgeye size oy verecekleri ama üç cümlede özetlerseniz en önemli planladığınız hizmetiniz ne olacak belediye başkanı seçilirseniz? Öncelik sıralamasına göre nedir Adıyaman'ın bugün sizden almayı bekleyebileceği hizmet? Büyük altyapı sorunları var. Bir kere alt geçitler yok Adıyaman'da. Dolayısıyla bir trafik problemi var. Bulvarda ihtiyaç duyduğumuz karayollarına ait olmakla birlikte belediyenin gene merkezi idareyle çözebileceği bir konu. Bu alt geçitleri halletmek istiyoruz. Çevre yollarımız yok. Çevre yolları yapmak istiyoruz. Bir şehrin kuzeyinden bir de güneyinden. Bir de yağmur yağdığı zaman dağdan gelen selin, taşkının önlenmesi için, şehri basmasını önlemek için bir takım taşkın önleme şeyleri, altyapısı yapmak istiyoruz. Katı atık yönetimi yok. Çöplerimiz hem kirlilik koku olarak hem de mikrop kaynağı olarak şehrimizde, üstelik 400 yataklı hastanenin hemen dibinde maalesef bir kirlilik kaynağı. Çöplerimizi elektrik enerjisine dönüştürecek bir şey, bir yapılanma yapmak istiyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Sonra gençlerimizin maalesef Türkiye'nin çok yerinde olduğu gibi burada da kısmi olarak da olsa bir madde kullanımı görüyoruz. Gençlerimizi spora yönlendirmek istiyoruz. Bir de merkezi hükümetin uyguladığı ekonomik politikalardan dolayı ağır bir ekonomik yük var halkımızın üzerinde. Dolayısıyla sosyal belediyecilik yaparak, bunu yaygınlaştırarak, daha fazla şey yaparak, buna yatırım yaparak halkımızın üzerindeki bu yönetim beceriksizliğinden kaynaklı ekonomik yükü hafifletmek istiyoruz. Bunun için de çok önemli projelerimizden bir tanesi de ev eksenli emeğin, yani kadın emeğinin doğrudan işte pazarlarda, işte evde üretilmiş olan ürünlerin pazarlarda satılması, o ürünleri yapan ve pazarlayan kadınların bu faaliyet, ekonomik faaliyetleri yürütürken çocuklarının ve yaşlarının bakımıyla ilgili belediyenin bir takım sosyal projeleri olur. Bir de kentsel dönüşüm. Adıyaman'da maalesef şehrin merkezinde halledilmemiş olan kentsel dönüşüm alanı ilan edildiği için insanların da artık yerleşemediği Cemalhan Mahallesi'nde, Burcuhanlı Mahallesi'nde ve ağırlıklı olarak Musalla Mahallesi'nde yarım kalmış kentsel dönüşümü tamamlamak istiyoruz. Orada çünkü vatandaşların konutlarının, gayrimenkullerinin değerinin altında fiyatlandırıldığını biliyoruz. Vatandaş doğal olarak buna razı olmadı. Ve bu konuda da şey yapacağız, vatandaşımızı rahatlatacak tedbirler alacağız. Kısaca biz şöyle diyoruz, çok özetle biz halkla birlikte inşallah Adıyaman'ı yöneteceğiz. Adıyaman'ı belediye başkanının makam odasından değil, sokaklardan yöneteceğiz. Sokaktan geldik, yalın ayakların iktidarını kurarak tekrar iktidarı halkımıza vermek istiyoruz. Yalın ayaklıların iktidarı. Ahmet Faruk Ünsal, çok teşekkür ederiz. Bu açıklamalarınızdan sonra sizden bir de kadın belediye başkanı yardımcısı, yardımcıları, hatta kritik noktalarda belki yöneticileri de beklemek herhalde. Hem meclisimizde olacak inşallah tabii ki. Aynen öyle. Kadın adayları da destekleyelim diyerek bu söyleşimi tamamlayalım. İlerleyen günlerde tekrar konuşuruz diye düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. T24 YouTube sitemize lütfen abone olun. Bütün röportajlarımızı oradan, canlı ya da kaçırdıysanız banktan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.